Ankara bu haberle çalkalanıyor. Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu. AKP'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesine alınmayan Binali Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Parti yönetiminden uzaklaştığı düşünülen Yıldırım'ın yeni görevinin ne olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar. AKP'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesine alınmayan Binali Yıldırım hakkında çok fazla iddia ortaya atılmıştı. AKP'li Şamil Tayyar'ın, AKP içindeki Hizip açıklamasında iddia ettiği 3 kişi arasında olduğu düşünülen Yıldırım'ın bundan sonraki yol haritası ise oldukça merak edilmişti. Bir Günden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, oğlunun kumar masası görüntüleri, yasaklı madde trafiği imalı haberler, ekonomik gücüyle açıklanamayacak zenginleşmesiyle 21 yıllık AKP iktidarlarının simgesine dönüşen Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olması bekleniyor. Ne olmuştu? AKP Olağanüstü Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil ve yedek üye adaylarını belirlemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçildiği Kongre, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesindeki 49 isim yeni listede yer almazken, 26 isim ise yerini korudu. Listede yer almayan isimler arasında Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, Süleyman Soylu ve Nurettin Canikli gibi önemli isimler bulunuyor. Erdoğan çok kızdı denilmişti. Binali Yıldırım'ın, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan, eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Minex adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna'nın ifadelerinde ismi geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kızdığı ve bu yüzden listeye eklemediği iddia edilmişti. Kongrenin yapılma sebebi Binali Yıldırım Bey'dir. Öte yandan üstü çizilen AKP'li Şamil Tayyar'ın bahsettiği, parti içindeki Hizip tartışmalarını kaleme alan gazeteci İsmail Saymaz ise AKP'li kaynağının verdiği bilgiye göre aslında bu kongrenin yapılma sebebi Binali Bey'dir. Yıldırım, genel başkan vekiliydi. Otorite tesis ediyor. Sonuçta bir güç odağı. Bunlar Binali Bey'i yediler. İsmail Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle. Tayyar, AK Parti'yi ele geçiren bir hizbin varlığından söz edip bu yozaklığın Erdoğan sonrasına dair hesapları olduğunu savunuyor. Acaba Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'u tasfiye eden hizip kimlerden oluşuyor? Duyduğum o ki, Tayyar, şu üç kişiyi kastediyor. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin. Bu üçlü AK Parti gençlik kollarından geliyor. Kandemir, 2009 yılında İstanbul'da, daha da 2008'de İzmir'de Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Ankaralı Şahin ise aynı tarihlerde Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanıydı. Kandemir, Teşkilat Başkanlığına kadar çıkarak, partide ikinci isim oldu. Mahir Ünal'ın istifa etmesinden sonra da, Tanıtım ve Medya Başkanlığına atandı. Bir AK Partili kaynağım şu bilgileri veriyor. Bu ekip ilk olarak Mahir Ünal'ı yedi. Böylece Dağ'ı tanıtım ve medyaya kaydırdılar. Burası paranın en çok harcandığı makamdır. Orayı ele geçirdiler. Kandemir'in 14 Mayıs'ta milletvekili listelerini belirlediği ve gençlik kollarından arkadaşlarını listelere koyduğu savunuluyor. Kaynağım, ihtiyaç olmadığı halde olağanüstü kongreye gidildiğini savunarak, şöyle devam ediyor. Bizim olağanüstü kongreye gitmemizi gerektiren hiçbir neden yoktu. Yerel seçimden sonra yapabilirdik. Zaten yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun bir yıllık ömrü var, seneye olağan kongremizi yapacağız. Bunlar dediler ki, seçime giderken il ilçe kongreleri teşkilatı bozar. Aslında bu kongrenin yapılma sebebi, Binali Bey'dir, dedi. Neden diye sordum. Şöyle dedi, Yıldırım, genel başkan vekiliydi. Otorite tesis ediyor. Sonuçta bir güç odağı. Bunlar Binali Bey'i yediler. Bu ekibin yeni hedefinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki olduğunu savunuyor. Şunları söylüyor. Önlerindeki tek engel Özhaseki'dir. Çünkü Özhaseki, arkadaşı Yusuf Ziya Yılmaz'ı yere yönetimler başkanı yaptı. Muhtemelen yerel seçimi Özhaseki götürecek. Onu nasıl tasfiye edecekler, bilemiyorum. Hazırlıkları vardır. Ali İhsan Yavuz, seçim işleri başkanı olduğu halde milletvekili listesini Kandemir'in hazırladığını kaydediyor. Yavuz'un etkisizleştirildiğini belirterek, onu dolaylı olarak tasfiye ettiler, diyor.